Programımıza doğru olduğu düşünülen yanlışlar köşemizle devam edelim. Deve kuşları düşmanlarından saklanmak için kafalarını kuma gömmezler. Bir tehlike sezdiklerinde ölü taklidi yaparlar. Kafalarını kuma gömerler yanılgısı, M.Ö. 35. yüzyılda yaşayan ve Naturalis Historia'yı yazan filozof Gaius Secundus'a ait. Geldik programımızın dosya bölümüne. Bu haftaki konumuz 8 Mart münasebetiyle bilişim dünyasındaki kadınlarla ilgili. Kadınlar geçmişten günümüze erkek aklının hedefi oldu. Bazen bedeni saldırıya maruz kaldı, bazen emeği, bazen de kimliği. Bazen bunların hepsi aynı anda oldu. Eril zihniyet tarih boyunca kadına hükmetmek istedi ve bunun için de her türlü yolu denedi. Tüm bunlara rağmen kadınlar bilişim dünyasında da yer aldılar. Ancak burada da her zaman aynı tablo oluştu. Başrolde kadın olmasına rağmen yapılan bilim çalışmaları erkekler tarafından tekelleştirildi. Bunun ilk örneği için 1800'lü yıllara gideceğiz. Ama öncesinde şunu belirtmekte fayda var. Aradan geçen bunca zamana rağmen erk zihniyet günümüzde de benzer bir tutum sergiliyor. Evet, şimdi hep birlikte geçmişe doğru bir yolculuğa çıkalım ve kadınların bilimle teknolojiye sunduğu katkılara bir göz atalım. Augusta Ada Brown, bilim meraklısı Isabel Brown ve şair Gordon Brown'un kızı, namı değer Lovelace Kontesi. Annesinin erken yaşta teşviğiyle fen bilimleri ve matematiğe ilgisi arttı. Ada, 17 yaşında mucit Charles Babbage ile tanışır. Ardından Londra Üniversitesi profesörü Augustus de Morgan ile ileri seviye matematik çalışmaya başlar. Charles Babbage, karmaşık hesaplamaları çözmek için fark motoru icat etti ve bu fark işleme motorunu geliştirmeye çalışarak karmaşık hesapları işlemek için çeşitli tasarım planları üzerine çalışıyordu. Ancak programlanabilir bilgisayar fikri dünyanın her yerinde gündemde olmasına rağmen nasıl bir kök sistem üzerine çalışılacağı belirsizdi. 1843'te İtalyan mühendis Luigi Federico Manebria, Babbage'ın motoru hakkında dönemin en ünlü bilim teknoloji dergisi olan İsviçre Bilim Dergisi'ne bir makale yazar. Metni İngilizce'ye çeviren Augusta Ada sadece çeviriyle kalmadı. Ayrıca makalenin eksik yanlarının yanında neredeyse bir derginin tamamını dolduracak uzunlukta günümüz bilgisayarın kök yazılımlarını İngiliz Bilim Dergisi'ne AAL imzası ile yazar. Augusta Ada Lovelace notlarında cihazın harfleri ve sembolleri sayılarla birlikte işleyebilmesi için kodların nasıl oluşturabileceğini açıkladı. Ayrıca motorun bir dizi talimatı tekrarlaması için bir yöntem teorize etti. Bu yöntem bilgisayar programlarının bugün kullandığı döngü olarak bilinen işlemin kökünü oluşturuyor. Lovelace ayrıca makalede başka ileri görüşlü kavramlar da sundu. Lovelace'ın makalesi hayattayken çok az ilgi gördü. Lovelace 27 Kasım 1852'de Londra'da rahim kanserinden hayatını kaybetti. Babasının yanına İngiltere'nin Hucknall kentindeki St. Mary Magdalene Kilisesi'nin mezarlığına gömüldü. Lovelace'ın bilgisayar bilimi alanına katkıları 1950'lere kadar keşfedilmedi. Notları 1953'te Faster Than Thought, A Symposium on Digital Computing Machines'te yeniden yayınlayan B.V. Bowden tarafından dünyaya yeniden tanıtıldı. Ada Lovelace'ın çalışmalarının yaygınlaşmasından sonra 1980 yılında ABD Savunma Bakanlığı yeni geliştirilen bilgisayar diline Ada adını verdi. Ada'nın çalışmaları ve matematikle ilk bilgisayar mühendisliğine olan tutkusu, onu teknolojideki modern kadınlar için bir sembol haline getirmenin yanında, Ada kendinden sonraki kadınların bilim dünyasındaki ışığı oldu. Ardından 1906-1992 yılları arasında yaşayan Grace Hopper, kod optimizasyonu, alt yordamlar ve formül çevirisi gibi bilgi işlem yöntemlerini ve cihazlarını icat etti. 1918 doğumlu Katherine Johnson, 2016 yapımı Gizli Figürler adlı kitap ve filmde ölümsüzleştirilen kadınlardan biridir. Batı Virginyalı bir matematikçi olan Johnson, NASA tarafından kullanılan elektronik bilgisayarların doğruluğunu onaylamaya yardımcı oldu
ve 1950'lerden itibaren güvenli uzay yolculuğu sağlayan kritik hesaplamalar yaptı. 1960 yılında yörüngesel uzay uçuşu için denklemler kullanan, 1961'deki ilk insan uzay uçuşu için yörünge analizi yapan ve John Glenn'in 1962 yörünge görevinden önce bir masaüstü mekanik hesaplama makinesinde denklemleri çalıştıran bir araştırma raporunun ortak yazarlığını yaptı. 1936 doğumlu Margaret Hamilton, MIT Enstrümantasyon Laboratuvarı'nın yazılım mühendisliği bölümünü yöneten Indiana'dan Amerikalı bir bilgisayar bilimcisi ve sistem mühendisidir. NASA, yazılım mühendisliği alanında çalışan ilk kişidir. Hamilton, 1969'da insanları Ay'a yerleştiren, başarılı bir görevi tamamlayan ilk uzay aracı olan Apollo 11 için yazılım geliştirme üzerine çalıştı. Hamilton'ın kapsamlı testler konusundaki ısrarı görevin başarısı ile devam eder. Kadın olduğundan kaynaklı üniversitedeki çalışmaları sonlandırılan Joan Clark, bilgisayar dünyasının en iyi ak kadınları olarak da tanınan Fran Billis, Jean Bartik, Ruth Lichterman, Kay McNulty, Betty Snyder ve Marilyn Weskoff gibi binlerce kadın mevcut olmasına rağmen bilişim alanı ne yazık ki erkeğin tek elinde bir meslek olarak algılanmaya devam ediyor. Ancak dünyanın yarısı olan kadınlar yaşamın her alanında yürüttükleri mücadeleyle haklarını elde etmeye devam etti, ediyor ve edecekler. Bu haklı mücadeleyle elbette ki bilim dünyası da cinsiyet eşitlikçi bir alana dönüşecektir. Evet değerli izleyiciler, başka bir programın da sonuna geldik. Haftaya yepyeni bir programla görüşmek üzere, hoşça kalın.